bir hadis-i şerif gördüm gelirken yani bildiğim bir hadis-i şerif bu biraz daha biraz uzunu idi. İbnül Arabi'nin El Mu'cem isimli hadis kaynağında on dedim baştan tebrik ona hadis-i şerif rivayet edeyim. İbnül Arabi Hazretleri üç tane bunlar birbirine karıştırmayın. İbni Arabi Muhiddin İbni Arabi Elif Lamsız o meşhur meşayihtan olan İbnül Arabi Eliflamlı olan Maliki müştehitlerinden ulemasından Ebu Bekir İbnül Arabi Ahkamül Kur'an sahibi, arıza sahibi büyük o daha eski, meşhur Muhittin Arabi'den de eski o. Ondan sonra o İmam Gazali talebesidir. Bu da İbnül Arabi bu da çok eski Kitabul Mu'cem hadis kaynaklarındandır. Bunda İbnül E'rabi. E hemzeli bunun geçişi hemzeli bu mübarek kitabında hadisleri tabi e, ravileri kendi e, senediyle zikrediyor. İşte haddesene Abbas, haddesene Muhammed bin Mişril Abdi, haddesene Hümeyd ibn-i e, yani İbn-i Ebi Zuhra, haddesene Muhammed bin Said, Anis İsmail bin Ubeyd. İşte dört beş raviyle kime geldi? An-i Ebu Derda Efendimiz'in eşine, o da hadis raviyelerindendir, Ümmüttarda annemiz. O da Anebüttarda, o da derda meşhur sahabiden, radıyallahu teala, Kâle, kâle Resûlullahi sallallahu teala aleyhi ve sellem, Kainatın Efendisi buyurdular. Yani bu hadis-i şerifi niye dedim, rivayet edeyim? Ee, dünya işleri bizi e, ibadetlerimizden, zikirlerimizden, sohbet meclislerinden, bu ilim meclisine iştirakten engellememesi için efendim engellememesine teşvik için ve mümkün mertebe ahiret amellerini çoğaltmak ve onlara yönelmeye teşvik olsun için rivayet edeyim dedim. Çünkü bu öyle bir acayip hadis-i şerif. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Teferrahu min humumid Gücünüz yettiği kadar dünya dertlerinden boşalın elinizden ne kadar geliyorsa, gücünüz ne kadar yetiyorsa dünya meşgalelerinden yani sizi meşgul edecek, aklınızı yoracak, beyninizi yoracak, sizin psikoloji diyorsunuz, onu bozacak. Çünkü zikir rahatlatır, ilim rahatlatır, sohbet rahatlatır, kitap okumak rahatlatır, ders okumak, bunlar rahatlatan şeyler. Ama işte hanım hanımdırdırdır Efendim, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Laf açma. Laf açmayacaksın. Hanım dedi ki sana sen ne bir bozuk adamsın. He ya, sorma ya hanım, dua et zelim. mi konu kapanır. Sensin bozuk dersen ne olur? Aldın başına sabaha kadar kavga çıkar. Mübarek adam, mevzuları uzatmayın. Ben size devamlı akıl fikir veriyorum. Dünya meşkalesinden boş. E tabii ki meşkale. Bir konu konuyu açıyor, bir fazla laf bir fuzuli laftan dolayı sabaha kadar uyku kaçar ya. Ne gereği var yani senin bu kadar fuzuli, boş vaktin mi var? Erken yatacaksın, erken kalkacaksın, teheccüde kalkacaksın, sabah namazın var, cemaatin var, işram var, kuşluğun var, dünya işin var, helalından rızkın var, e, ilim tahsil etmen lazım. Uuu, bir kadar insanlara iyiliği emredeceksin, kötülükten ne edeceksin? Vazifelerimize daha elif dememişiz. Ne lüzum var biz oturalım, senelerce hanımla tartışalım ya. İşimizi görelim, zaruret miktarıyla iktifa edelim. Zaruret dışındaki şeyleri, e, dünya dertleri. E, şimdi kanaat etmek lazım. Helalından geçiniyorsun. Geçimin yeterlidir. İşte okuyacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şifa-ı Şerif dersinde onun zühtünün faslına gel. Zühtüyle ilgili faslını anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellemin hallerinden. E, bize örnek olan odur. Bakra böyle evvel ayna girdik. Size büyük bir rasul geldi buyuruyor kendi cinsinizden sallallahu aleyhi ve sellem sizin sıkıntınız ona çok zor gelir, zahmet verir. Size elinize, ayağınıza diken batsa istemez, kıymık batsa istemez. Onun sizin sıkıntınız onu acıtır. Size çok düşkündür. İnananlara çok esirgeyen, çok acıyandır. Anamızdan, babamızdan bize daha yakın. Ennebi evla bil müminin evlen diyor öbür ayet kerimesinde Ahzab suresinde. Peygamberi Zişan'ım inananlara, Müslümanlara canlarından yakın. E ana baba mı kaldı? Hanım çocuk mu kaldı? Can ne demek? Önce can sonra canan demiş adam. Candan daha yakın bir şey yok. İnsan evvela can havliyen kendine bakar yani. Kendi işine bak. E sana diyor canından yakın. Canın seni cehenneme atar, o seni cehennemden çıkar. Sen, senin nefsin kendi karını bilmez, o senin karına çalışır sallallahu aleyhi ve sellem. Esirgeyen, acıyan isimlerin sıfatlarını Rabbim ona vermiş, takmış. Kendi sıfatlarından ona da takmış yani. Bize karşı esirgemesini anlatmak için. Böyle mübarek Rebül Evvel ayında, mevlid Şerif ayında, efendim, sallallahu aleyhi ve hakkında eserler okumak lazım, cakeller yapmak lazım, sünnet senesine ittiba etmek lazım, sünnetlerini öğrenmek lazım. Daha dört bin sünnet, iki cilt kitap çıktı tabii de, onda da tam değil. Onda da tam değil yani. Daha dünya kadar e, yazılacak konu var. Yetişmedi. Yetişmiyor. Tabi bazı kere de araştırmalar da eksik kalıyor. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimleri, hadis-i şerifleri, sünnetleri biter mi ya? E biz buna e, bunu örnek alıp da ahiretimizi kazanmak için bir kere dünyaya geldik gidiyoruz yani. Nefeslerimiz tükeniyor. Yazık değil mi? Fuzuli işler. E, kanaatlı olmak lazım işte. Onun en büyük sünnetin biri zühd. Dünyaya soğukluk. E, sen ne yapıyorsun? Hırs, 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 hırs. Yetiyor mu geçimin güzel? Efendim, e, geç, yetişmiyor. Ne yapacaksın? Helandan kazanacaksın. Sabredeceksin. E, sabır tarafı da var. E, biraz fazla geldi. O zaman dağıtacaksın, hayır yapacaksın, hizmet yapacaksın. Efendim, meyletmeyeceksin. E bir işim varken bir iş daha aç, bir iş daha aç. İş işi açıyor, bilmem ne. Çoğu insanlar böyle kanaatsızlık yüzünden, hırs yüzünden olanı da kaybettiler. Ellerinde olan da gitti şimdi. Atlamaktan, zıplamaktan. Rahat durmadılar. Daha fazla kazan, daha fazla. Nereye kadar? E bu ne getiriyor? Dert sıkıntı getiriyor. Bir, bir iş, bir işe girmek, bir, efendim, bir, mevzu açıyor, o onu açıyor, telefonlar seni meşgul ediyor, e, çek ödenmiyor, senet geri dönüyor, vesaire. Misal. Mümkün mertebe dünya işlerinde ama elin işte, gönlün eşte olabiliyorsa ne mutlu. Hem dünya işleri yapıp da hem ahiretinden gaflet etmiyorsan o çok büyük iş. Çok büyük iş, çok zor iş. Her kula müyesser değil. Evliyaullah'a mahsus bir hal. O da bizde yok yani. Öyle bir hal iddia edip de beni amelimden, zikrimden, dersimden meşgul etmiyor diyecek adam da içimizde pek yoktur. Ediyor, niceleri biraz işleri güzelleşiyor, işleri artıyor. Da artık sohbetlere gelemiyor mesela. İlim mecliste gelemiyor. Mübarek gecelerde bile gelemiyor. E neden? Derdi arttı, yükü arttı. gücünüz yettiği kadar dünya dertlerinden kendinizi kalbinizi boşaltın. Fenio münkaneti dünya hem bir adamın derdi sade dünya olursa Allah muhafaza, dünyayı kazanayım bir yere geleyim. işte on sonra bürokraside bir makam mevki elde edeyim veya memuriyette bir şey diyeyim veya işte şu işe gireyim, şuradan çıkayım derdi. Kazanayım, harcayayım, yiyeyim, içeyim olursa efşallahu aleyh dayate. Allah onun diyor malını, mülkünü çoğaltır. Çoğaltır ama derdinde çoğaltmış olur. Niye? Ahiretten onu meşgul etmek için. Adam ki çünkü derdi sade dünya, maksadı dünya olursa kendi göre bir hedefler koymuş. Şuraya gelirsem, şu noktaya ulaşırsam, şunu yersem, şunu içersem, şu arabayı alırsam, şu hanımla evlenirsem efendim falan 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 kendi maksatları dünya ile sınırlı. Allah Teala da diyor onun malını, mülkünü çoğaltır, derdini çoğaltır. E, hem bini ziyade eder. Bu da böylece ahiretten oyalanır. Bu ahiret işine vakti kalmaz. Nerede cemaata gelecek? Nerede sohbete gelecek? Radyoda bile dinleyemez. Televizyonda, az internette elinin altındaki, dinleyemez sohbeti. Hadi buraya geldiğince gittisi, birkaç saatlik yani mesaisi lazım. Adam yanında elinde, parmağında düğme var. Onu da dinleyemez. Neden? E meşgul. Ha neyle meşgul? Basit şeylerle meşgul. Ahiretine yaramayacak şeylerle meşgul. Ya bu esas ahireti karlarını kaybediyor. Yazık değil mi buna? Ve ceale fakravu beyni ayneyi. Peki. Gözü doyar mı? Doymaz. Allah diyor fakirliği iki gözünün ortasına yerleştirir diyor. Ama adam fabrikatör olur. Ama adam Türkiye'nin en zengin olabilir. Dünyanın en zengin olabilir. Ama dünya sade derdi dünya ise oraya aldım, buraya alamadım. Villa alsa öbürünü alamadım. Onu alsa siteyi alamadım. Siteyi alsa beldeyi alamadım. Onu alsa İstanbul'u alamadım. Onu alsa Türkiye'yi alamadım. Efendim Miami'de de yazlık lazım. Oradan da şu Mağrip'te de kışlık lazım. Orada da şu lazım. Burada da bu lazım. Bitmez. Bir de başkasında bir zenginlik görür, bir şey görür. Almış kaç taşlık yüzük. Yani şey, kırat mı diyorlar ona? Beş karat, beş karat. Yüz bin, iki yüz bin. TL'lik, dolarlık yüzükler var. Çanta var ya. Bir kadının bir çantası var. 300 bin, 400 bin lira. Ev taşıyor yanında. Daire taşıyor ya. Ama şimdi öbür gariban naylondan bir poşetle geziyor. O çok mutlu. Almış iki soğan. Oh! Kırarız akşama, vururuz beline, yeriz diyor. Bu ne yapacak? Bunun çantası 500 bin lira. Ama Whatsapp'ta, Youtube'da bir çanta görüyor. Aa, ne oldu? E benimki timsah derisiymiş. Bu ceylan bilmem ne derisiymiş. Amerika'nın bilmem neresindeki bilmem ne hayvanı, kimsenin o acayip bir hayvan derim. Ne oldu? E bu 500 bin dolar. Vah görüyor musun bizimki 500 bin TL'de kaldı. Yine bizi bastırdılar. Rezil olduk memlekete karşı. Şimdi doyar mı bu? Naylon poşetti, rahat etti. Onun için diyor, derdi dünya olan, gayesi maksat dünya olan Allah onu ahiretten meşgul edecek, malını, şeyini, mülkünü, tarlasını, e, akarını çok eder ama elindeki mal çoğalmakla gözü doymaz ki diyor, fakirliğini de iki gözünün arasına yerleştirir. Şimdi dünyada en, fa en fakir adam kim biliyor musun? En milyar dolarlık zengin Yahudi kim? En fakir o. En çok o korkuyor. Aç kalırım diye korkuyor. Basılırım diye korkuyor. Ölürüm diye korkuyor. Malım kaybolur diye korkuyor. Ne kadar malım mülkü var, o kadar korkusu var. Hele de Müslüman da olmayacak zaten bu en büyük milyar dolarlar da Yahudiler de oluyor. Onlar nakit çalışıyor biliyor musun? Onlar şey yapmıyor böyle, gösterişe kaçmıyor. Yazlık, kışlık arabalar, son model çantalar, efendim, saatler maddeler. Yahudi öyle işler yapmaz. Yahudi ki nakitim dursun kenarda. Çünkü Yahudi korkar. Bütün dünyanın olsa yine açlıktan öleceğim diye korkar. Mevla onu öyle yapmış. Cimrilikte onlar zirvedirler yani. Bir de ölüm korkusunda zirvedirler. Allah fakirliğini gözün arasına koyar. Yakışır mı bize biz Müslümanız? Kavur gibi işler yapmak. Dünyaya hırs edip, tamah edip, dünya işlerine daldırıp, ahiretten geri kalmak, meşgul olmak, iki günlük hayatımızı fuzuli işlerle geçirip ondan sonra bir de devamlı fakirlik korkusu, aç kalacağım korkusu, çoluk çocuğu geçindiremeyeceğim korkusu, Allah'a tevekkülsüzlük, itimatsızlık, itikat bozukluğu bunlar aynı zamanda psikolojik dene getiriyor. Sorunlar getiriyor, bunalımlar getiriyor. Ancak siz diyor dünya işlerinden kalbinizi arındırın kalbinizi. İnsan iş elinde olmalı, kalbe girmemeli. Ama şimdi bizim işler Ele girmeden kalbe giriyor ya zaten. Önce kalbi işgal ediyor. Ama kalp Mevla'nın bir e, nazargahıdır. Kalbi ona teslim ettiği sahibine bırakacaktık hani. Yoksa kalbimizde mutmainlik olmaz. Kalp huzur bulmaz. Parayla, şöhretle, itibarla, makamla, mevkiyle mutmain olsa, kalp rahatlasa, yatışsa dünya bu hale mi geliyor? Hep, ne kadar ilerliyorlar, o kadar birbirine savaşıyorlar. Kalpleri rahat etmiyor. Saldırganlıkları artıyor. Hırsları artıyor. tamahları artıyor. Zaten gelmişsin geleceğin yere. Oradan ileri bir yer yok zaten. biraz rahat ol. Olmaz. Çünkü makam, mevki, para, efendim, mal, mülk, şöhret bunlar hiçbiri kalbe huzur vermiyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Ve men kânetil ahiretü emmi. Bir adamın derdi ahiretse. Bak sizin hepinizin ben de beraber başta veya sonda olmak üzere kararımızı düzeltelim, niyetimizi tavsiye edelim ve biz ahireti kazanmaya karar verip yönelelim. Tek derdimiz ahiret olsun. Şimdi ahireti kazanmaya insan yönelirse ve ya Rabbi ben ahiretimde sen rızan üzere cennetine, cemaline şeref olmak için çalışacağım dediği zaman Cema Allahu lev emro. Allah dünya işlerini de toplar diyor. Dünya işlerini de rast getirir diyor. Kalbine de huzur getirir diyor. Dağınıklık gider. Şimdi öbür türlü derdin tasan dünya olduğu zaman her istediğin ele geçiremez. Burası dünya. E ele geçiremediğin her bir şey senin kalbine çengel gibi asılır. Şunu yapamadım, bunu yapamadım, buna kavuşamadım, şunu alamadım, şunu satamadım, şu benim suratıma gülmedi, şu bana hürmet etmedi, şu yan baktı, şu... Ya kardeşim bu kadar kafayı dağıtırsan, bu kadar e, kalbi e, meşgul edersen senden huzur olur mu ya? Huzur olur mu? E bir meclise bile giriyorsun, 3-5-10 kişiyle şey ediyorsun ama adam sana işte hürmet etmedi, bunu kafaya takarsan seni rahatsız eder bu. Bu adam niye bana hürmet etmedi? Niye ayağa kalkmadı? Niye selam Niye yüzüme gülmedi? Ya sana ne? Kurtuldun işte. Hürmet etse, bir şey konuşsa sen de ona cevap vereceksin. Yani iki laf fuzulu konuşacaksın. Hürmet etmezse daha iyi, Öyle mi? Ben çağırdım. Niye gelmedi bilmiyorum. Efendim gelmediyse kurtuldun işte. Sen de gitmezsin. Hak olmuyor en azından. Değil mi? Ondan sonra benim aleyhime konuşuyor. Muyum? Daha iyi. Günahlarını sildirir. Sevaplarından sana verir. Ondan sonra hiç olmazsa sen onun haline konuşmazsın. Ahireti sen ondan mesul olmazsın. O senden mesul olur. Hep karda olabilirsin yani. Lüzum yok ki yani her şeyi yönetimini alasın. istediğin gibi olsun. Ba işlerin dağınık olur. Derdi dünya olanın işleri kafası da meşgul olur. Dağınık olur. Derdi ahiret olan Allah işlerini toplar. Bir de bakıyorsun Mevla Teala melekleriyle sen işlerini rast getirmiş. İşler yoluna girmiş, yürüyor. Aa, Derdi ahiret olan namazını düzgün kılar. Abdestini doğru alır. Cemaat kılar. Farzlara vacipleri rahat eder. Haramlardan, mekruhlerden sakınır. Ahireti düşünen adam rastgele yaşamaz. E, İslam'a uygun, sünnete uygun yaşadığı zaman Allah işlerini rastgele. Nasıl oluyor? E şimdi sen eve geliyordun. Başka zamanda hanım da sana sıkıntı yapıyordu. Ters konuşuyordu. Hareket çekiyordu. Sen ona, o sana Bire ikiye kadar huzur yok. Ondan sonra ya ayrı yatakta yatacaksın. Aynı yatakta yatarsan da battaniyeyi bir o çekecek, bir sen çekeceksin. Sırtını birbirine döneceksin. Bilmem ne, bilmem ne. Huzur yokmuş şey yok. Bir de iki de yatağa gireceksin. Dört kadar kaç çarpıntısı falan. 5'e doğru anca uyursun. Sabah namazı da kaçtı. Değer mi yani? Şimdi diyor, Evliyaullah'tan bazı zatlar da onu söylüyor. Ben diyorum, İbadetimi düzgün yaparsam, haramlardan sakınırsam eve geliyorum diyor. Bakıyorum hanımım süt liman diyor. Huzurlu, nasılsın efendim, şudur budur, muhabbet üzere yiyoruz, içiyoruz. Her iş yolunda. Ben diyor bir günah işliyorum dışarıda diyor. Hanımın bir haberi yok diyor. Kendi her, her, türlü günah var. Geliyorum diyor eve diyor. Hanımın barut diyor. Çünkü kalpler Mevla'nın yönetiminde. Sen Allah'la arayı buldun, Mevla da hanımınla çocuğunla senin aranı buluyor. Sen Allah'la arayı bozdun. E Mevla da milletle aranı bozuyor. Bu sefer bakıyorsun hiç huzur yok bu evde ya. Dün bu böyle değildi. Ne oldu? Komşu mu bir şey acaba ispiyon etti? Komşunun ispiyonuna rüzgü ki. Mevla onun kalbine ilham ediyor. Bu sefer ne oluyor? İşlerin dağılıyor. Rast gitmiyor, ters gidiyor ve kafan dağılıyor zaten ya. Ya yarın yapacağım işi unuttum. Felancaya telefon edeceğim, unuttum. Ya senin yüzünden şudur budur. Toparlanamaz. Ve <laughs> kalbi. Derdi ahiret olanın Allah zenginliği neresine koyar? Kalbine koyar. Esas zenginlik nerede olması lazım? Kalpte. Öbürüne ne yaptı? Derdi dünya olan, sırf dünya için çalışan malını mülkünü çok ederim. İmkanlarını bol ederim. Ama dünyayı neresine veririm diyor? eline veririm, eline. Ama fakirliği neresine koyarım diyor? İki gözünün ortasına. Hırstan doymaz. Ama ahireti isteyene ne veririm diyor. Bütün işten rast getiririm. Zenginliği de neresine koyarım? Kalbine. Kalp zengin olduğu zaman ne yapmaz? Aç gözlülük yapma. İnnemel gına ginen nefs diyor hadis-i şerifte. Leysel gına an kesretil araz. Bu sahih hadiste geçiyor. İnnemel gına ginen nefs. Çok mal, mülk ve eşya ve nakitle parayla zenginlik olmaz. Zenginlik ancak istigna nefis de olur. Yani bir insan başkasının elindekinde gözü olmaz. Şunun var benim yok diye hırsı olmaz. Ya bir tane var iki tane niye yok diye tamağı olmaz. Allah'ın verdiğiyle kanaat eder, kazaya rıza gösterir, kadere teslim olur ve yediğinden de memnun olur. Öbürü büyük hücrese Efendim mutlu olmaz, memnun olmaz. Bu bir soğandan huzur bulur, tat alır, lezzet alır. Öbüründe sofrasında yüz çeşit olur, lezzet almaz. Hala düşünür ki başka lokanta var mı? Başka yerde başka menü var mı? Efendim işte bu. Allah Allah. Sofra yemekten gözükmüyor, adam hala başka adresler soruyor. Çünkü fakirlik burasına yapışmış. Onun için Rabbim zenginliği kalbimize yerleştirsin Fazıl Kemal. Dünyaya tamahtan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Burası da çok acayip. Ve ma akvele abdun bi kalbiyle allah Teala. Bir kul kalbiyle Allah'a yönelirse Mevla bütün kalpler onun nazargahıdır. Devamlı kalbimize nazar ediyor. Bakıyor kalbinde zatının rızasının muhabbeti mi var yoksa kalbinde başka dertler tasalar mı? Yav kardeşim hanımını sevebilirsin, çocuğunu sevebilirsin efendim hacını hocanı sevebilirsin efendim bir şeyler düşünebilir ama bunlara kalbi işgal ettirmeyeceksin bunlar zaruret miktarıyla sınırlı olacak elinin meşkalesi meşgalesi kadar vakitte hayır harcayacaksın buna bunu kalbi yerleştirdiğin zaman e, namazda da onu düşünüyorsun umrede de onu düşünüyorsun tavafta da onu düşünüyorsun sahide de onu düşünüyorsun adam Mekke'de aklı burada tavafta burayı düşünüyor Namazda işini düşünüyor. E, eşini düşünüyor. Ya kardeşim, eşini düşünse yine. Başka şeyler de düşünüyor. E bu iş mi ya? Kalbi işgal ettirdin ya. Sen kalp işgal edilmemesi gereken en mühim merkez kalp. Kalp işgal altında. Kalp Allah'a yönelecek. Eğer Mevla görürse ki bir kulun kalbi ona yönelmiş. Ya Rabbi ben senin rızanı hedefliyorum. Sen benden razı ol gerisi. Hiç beni önemsemiyorum rızanı kazanmak için bana yol göster işte ben beni idat et, beni islah et. Hep böyle dua üzere, zikir, tezarruh, yalvarış, yakarış, tevekkül, tam teslimiyet. Sen benim Rabbimsin. Kalpte bunu görürse, bu yönelişi, İlla Allah kulübü vel müminin tefidu ileyhi bil meveddeti var rahmeti. Bütün diyor müminlerin kalplerine ona karşı sevgi, dostluk ve merhamet yerleştirir. Bütün Müslümanlar onu severler. Allah. Şimdi bakıyorsun Evliya Allah niye millet seviyor? İşte kimin kalbi Allah'a yönelmiş? Bunu anlamak için ne yapman lazım şimdi? Kal kimin kalbi Mevla'ya yönelmiş? Alameti nedir yani? İşte alamet. Mahmut Efendi Hazretleri bütün Müslümanlar seviyor. E ateşler sevmiyormuş. Ya onu mu konuşuyoruz şimdi? Solcular sevmiyor. Onu mu konuşuyoruz şimdi yani? Mübarek adam şimdi. Biz sevmeyenlerden bahsetmiyoruz. Sevmeyenlerin zaten namazı yok, abdesti yok, zikri yok, şükrü yok. Adamın Allah'tan haberi yok. Bu adam Allah'ın dostunu sever mi yani şimdi? Onu konuşmuyoruz biz. Müminlerin kalpleri diyor. Mümin kimdir yani? E şimdi bakıyorsun, niye Muhammed Efendi Hazretleri'ni bütün milyonlar efendim, seviyor? On milyonlarca insan, dünyanın her yerinden seviyorlar. Niye sevecek onu? Demek ki o zatın kalbi Allah'a yönelmiş ki insanların kalbine Mevla ona karşı sevgi koymuş. Niye bize öyle değil? Ne kadar Allah'a yönelişimiz varsa Allah'ın kulları, Müslümanlar bizi o kadar sever. Bu alamet olarak zuhur ediyor. Mevla kulların kalplerini tevcih ediyor, yönlendiriyor. Ve kânallâhu le bi kulli gayrin esra'a işte bir adam kalbini Allah'a Celle Celaluhu tam döndürürse Allah Teala bütün hayırların, iyiliklerin maddi ve manevi, dünyevi ve ukravi faydaların, menfaatlerin ona ulaşması için herkesten daha, herkese yaptığından daha süratli muamele yapar diyor. En çabuk onun işini görür. Neden? Çünkü o beni hedeflemiş, o beni istiyor, benim rızamı gözlüyor, onun için Mevla buyuruyor, ben de onun bir dediğini etmem. Duasını reddetmem diyor. Öyle dedi bu Talip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası yani. Dedi, yeğenim dedi, senin dedi, duan hiç yere düşmüyor ya. Elini kaldırıyorsun, yağmur diyorsun, yağmur yağıyor. Ay yarılsın diyorsun, parmağını gösteriyorsun, ay yarılıyor. Efendim yani bu kadar duaların işletti olmuyor. Ne? Rabbin seni ne kadar çok dinliyor. Vente yami levata. Levata tevle hata ki. Amcacığım dedi. Sen daha de hala <laughs> İslam'a girmedin. Ya, sen de Rabbine itaat etseydin o sana da, Rabbin sana, seni de duana icabet eder. Seni de dinlerdi. Rabbimi dinliyorum, o da beni. Kabul ediyor yani. Şimdi biz maddi manevi sıkıntılar içerisinde olan bir toplum olduk. Hepimizin borçlarımız, alacaklarımız, bunalımlarımız, çoluk çocuklarımızın terbiyesi, eşimizle geçimlerimiz vesaire. Kimisinin anne babasıyla derdi, kimisinin çocuğuyla derdi. E, maddi sıkıntılar tamamen sardı bacayı. Biliyorum ki hepiniz sorunlusunuz. Milletin nasıl bilesin, kendim gibi demiş işte. Yani bende de vardır demek ki. Ama biz bu sorunların çözümü için Allah'tan uzaklaşıp da Celle Celaluhu kalbimizi Mevla'dan ayırıp da bu işlerin derdine düşüp de sanki bunlara akıl yorarak, kalbi bunlarla doldurarak bir şeye varır zannetmeyelim. Sebepler alemindeyiz, sebeplerine sarılalım, elimizi işe koyalım. Ama gönlümüzü, kalbimizi Rabbimize yönlendirelim ve yönelelim. Bak görürsün, hanımla da aran düzelir, çocuğun da salih olur, efendim işçinde islah olur, yanındaki insanla da aran düzelir. Bakarsın seni sevmeyen, sana acımayanlar sana acımaya başlar. Allah Allah bu kadar benim işlerim. Niye? Çünkü sen Mevla'ya yöneldin, Mevla senin işlerini tekeffül ediyor, üstleniyor. Bu sefer Mevla'nın yapamayacağı bir iş yok. Her şey yoluna koyuyor. Ama sen kendi çabamla, kendi gayretimle ben 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 şunu yapayım, bunu edeyim. Cık, ya sen bunu dediğin sürece işlerin de dağılır, kalbin de dağılır, meşguliyetin artar. Hele bir de Dünyada bir yere geleyim de ahiret ne olursa olsun kafasındaysan ebedi kurtulamazsın. Ebedi fakirlikten de kurtulamazsın. Zengin de olsan kurtulamazsın. Bütün dünya senin olsa da huzur bulamadan ahirete gidersin. Zaten ahirette hiç huzur yok cehennemde. Onun için akıllı bir yatırım yapalım. Kendi beynimize komut verelim. Bu hadis-i şerif bize çok büyük ışık tutuyor. Bu hadis-i şerif Birçok kaynaklarda var. İbnül Arabi Hazretleri Mucemi'de almış ama Beyhaki Züht isimli eserinde Tabarani Mucemi Efsat Tayyip Rebi Asım Büyük Muhaddis onu es isimli eserinde daha dolu kaynaklar var bu hadis-i şerife. <laughs> e, Ali Efendi babamız da şu mealde okurdu bunu yani. İc'alû mekum hemmen vahide. Efendi Hazretleri'ne bu şekil çok duyardım. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve gayelerinizi, hedeflerinizi teke indirin. Teke indirin. O da Allah derdi olsun. Allah'ın rızasını kazanmak, ahiretini kazanmak. Derdinizi teke indirirseniz Allahu Teala bütün dertlerinize kafi gelir. Çünkü onu yapamayacağı bir şey yok. O bir şey kadir. Yok eğer dertlerinizi teke indirmeyip de efendim kalpteki meşgaleyi, kalpteki yönelişi şu hedef, bu hedef, şunu yapacağım, bunu elde edeceğim, bunu kazanacağım, bunu yiyeceğim, bunu içeceğim, buna göre şuraya erişeceğim, bu mertebeye ulaşacağım falan falan. Bin tane dertlere kafayı takarsanız, kalbi yönlendirirseniz, zikirden Allah'tan uzak ederseniz La bey vadin helak. Allah Teala hangi vadide helak olsanız aldırmam diyor. Ya yani bir derde düşersiniz, o işin peşinde ömrünüzü tüketirsiniz. Sonra istediğinize de erişemezsiniz. Ahirette de zaten kaybetmiş olursunuz. Hangi dert vadisinde helak olsanız size aldırış etmem diyor. Ama tek benim derdimle dertlenirseniz hangi yerde sıkıştınız, sıkıntıya düştünüz, ben kafi geleceğim Allah buyuruyor. Mevzu budur. Bundan sonra bu beyin yapısıyla hareket edelim. İnşallah evvela Allah'a yöneliş. Önce Allah'ın rızasını hedeflemek. Dünya maksat değildir. Dünya sebeptir, vasıtadır, güzergahtır, geçiş yeridir, istasyondur, mezraatül ahir, ahiretin ekin tarlasıdır. Ahiretin tarlasıdır yani. O halde buraya lüzumundan fazla, gereğinden fazla aklı, kalbi, beyni meşgul edecek kadar önem verirsek Rabbimiz bize Rabbimiz Celle Celaluhu benim gibi bir Rabbiniz, benim gibi veli nimetiniz benim gibi sahibiniz var iken beni hiç düşünmeyip de efendim benim yarattığım şeylere kafayı takmanızdan ben razı olmam Allah buyuruyor. Allah Teala gayurdur. Gayur kıskanç demek. Kıskanç. Sen müminsin, Allah seni seviyor, sen Allah'ını seviyorsun. Ama bu sevgide Mevla ortak istemez. Başka biriyle iştirak istemez. Hissedarlık istemez. Kalbin tamamen ona ayrılması lazım. Sana gözüne baktırma demedi, kulağına işittirme demedi, eline tutturma demedi, ayağın yürümesin demedi. Diğer bütün uzuvlarında ne yaptı? Efendim meşru dairede hazlarını, zevklerini, lezzetlerini mubahlarını efendi müsahhar etti. Ama kalbe gelince yönelişin yeri kalptir. İkbal veya iğraz. Hadis-i şerifte ne bulur? Ma akbale kalbun. Ma akbale abdun bi kalbi ila Allah. Bir kul kalbiyle Allah ikbal ederse ikbal. Bir ikbal bir de iğraz var. İkbal yönelmek, iğraz yüz çevirmek demektir. Bu nereden belli olur? Kalpte belli olur. Yöneliş neyle olur? Kalple olur. Ben sana yüzümle yönelebilirim. Böyle ilgileniyor gibi görünebilirim. Ama kalbim senden aslında nefret de ediyor olabilir. Onun için yüzün ve bedenin e, yönelişi esas yöneliş değildir. Esas yönelişin yerine residir Kalptir. Vazgele insan yüz yüze gelmediğine kalben yönelmiştir. Ama yüzüne güldüğü adamdan kalben yüz çevirmiştir. Dolayısıyla Mevla nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Namazdasın kıbleye döndün. E Allah'a yönelmiş olursun. Haşa Allah mekandan münezzeh ama Emretti sana namazda bu tarafa döneceksin Kabe'ye doğru. mescid arama doğru tamam döndün. İkbal var, yöneliş var. Tavafta Kabe'nin etrafındasın. Kabe'ye döndün veyahut da Kabe'ye sarıldın. E tamam Allah'ın evine tutundun. Yöneliş var ama Mevla oraya bakmaz sadece. O yetmez. Kalbine bakar. Beni mi düşünüyor? Benim rızam mı hedefliyor? Benim zikri, beni mi anıyor? Benim sevgimle mi dolu? Fuzuli fuzuli şeyleri çıfıt çarçası gibi doldurmuş. O zaman seni bırakır sana işlerini kendi başına hallet der. Ama ona yöneldiğini, her işte ona itimat ettiğini, tevekkül ettiğini görürse, bütün peygamberlerin işleri nasıl yürüdü? Salavatullah aleyhi bin alim ecman, bütün Kur'an'ı anlatır. O kadar azılı düşmanlar, o kadar olaylarla nasıl baş ettiler? Ama kimisi de şehit oldu. Bu demek değildir ki Allah ona yardım edemedi aşağı. Onun şehit olmasını murad etti. Ona yüksek makam ihsan etti. O peygamberler de e bunu istediler. Mevla'dan razı oldular. Hiç onlar rızasızlık yaptı mılar? Çünkü huzur orada. Huzur rızadadır. Rızasızlık, panik, e, darlanma, bunalım. Bu niye böyle oldu? Şu niye şöyle oldu? Şu niye olmuyor? Bunlarla sen Allah'a ne elde edebilirsin. Hem istediğin yerine gelmez. Hem sabrın sevabını kaybedersin. Hem rızasızlıktan Allah kendine gazap ettirirsin kardeşim sen. Bu hayatı zorlayarak bir yerlere ulaşmak çabasıyla efendim böyle ben zorlarsam yaparım şöyle ederim böyle ederim. Sebebe sarıl, çalış, gayret et onu demiyorum. Beyni kalbi çökertme. Men razı felev men felev sekat. Razı gelenler razı geliriz. İstemeyenden gazap edene gazap ederiz Allah buyuruyor. Beğendin mi abi? Başına gelen. Hiç beğenmedim. Ben de seni beğenmedim Allah buyuruyor. Ha Ya Rabbi vardır bir hayrın bir hikmetin. Kurban olduğum görünüşte kefen geldi. Veya fakirlik geldi. Sopa geldi. Şu geldi bu geldi. Vardır bir hayrın senin. Sen bana şer yapmazsın ki. Ben razıyım. Ben de senden razıyım. Ama bütünlü oğlu ben razı değilim ya. Böyle iş olur mu ya? Bu kadar namaz kıldım, bu kadar abdest aldım, bu kadar... Millette namaz yok, abdest yok, din yok, iman yok. Gavurlar yiyorlar, içiyorlar. Ben bu kadar bu yolda hizmet edin bilmem ne. Bir işim rast gitmiyor falan falan. Yapma kardeşim. Bunaltma kardeşim. Bak gazap edersen gazap alırsın. Ben Mehmetlik etme. Razıyım de bak göreceksin işlerin nasıl yoluna girecek. Allah'a kalbinle yönel. Budur.